Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Evet kıymetli arkadaşlar, sarf ilminin ilk kitabı olarak karşımıza çıkan Emsile kitabını sizlerle beraber vaktimiz olduğunca, zamanımız yettiğince imkan dahilinde ders kayıtlarını yapmaya ve kanalımıza YouTube kanalımıza yüklemeye çalışacağız. Öncelikle şunu ifade edeyim arkadaşlar. Arapçadan korkmanıza hiç gerek yok. Belki çok farklı defalarca farklı zamanlarda, farklı amaçlarla başlanıldı. Ben bu sefer öğreneceğim dediniz ama olmadı. Ve sizin gözünüzde büyüdü Arapça. Öğrendikçe daha çok farklı meseleler çıktı karşınıza ve bıraktınız, umudunuzu kaybettiniz. Sizi bu anlamda Allah'ın izniyle temin ediyorum ki, Türkçeleştirerek yani Arapçadaki bir takım terimsel anlamların bize yabancı gelmesinden kaynaklı, belki zihin daralması yaşamamızda sebep olan şeyleri gidereceğiz ve beraberce tekrar bunu öğrenmeye gayret edeceğiz kıymetli arkadaşlar. Bunun için bu dersleri devamlı surette, kesintisiz bir şekilde takip etmeniz bu anlamda size fayda sağlayacaktır. Çünkü bir aşkla başlayıp devamını getirmemek bize fazla katkı sağlamaz bu anlamda. Evet ben sözü fazla uzatmadan şu kitabın isminin nereden geldiğine bakalım. Bu ismin ne anlam ifade ettiğini görmeye çalışalım. Emsile kelimesi öncelikle şu kelimeye baktığımızda kıymetli dostlar. Bu kelime daha ileride sarf ilminin diğer önemli ikinci kitabı olan bina yapı kitabı diyelim. Yani kalıpların, babların, kısımların yapılarını ele alan, yapısal açıdan değerlendirmeye tabi tutan kitabın müfaale kısmı vardır. Yani bab vardır. O kapıdan içeri girersiniz o kapı içerisinde müfaale babında size bir takım manalar verir bina kitabı. İşte bu emsile kelimesi o müfaale babına nakledildiğinde oraya taşıdığımızda bu fiili bakalım nasıl olacak. Mesele yumasilu mumaseleten ve misalen ve misalen. İşte burada bakın mumasele var. Mastar. Yani Türkçedeki Mek, mak dediğimiz ek. Mastarı ele aldık arkadaşlar. 3 tane mastar var bu fiilde. ve misalun ve misalun dedik. O misal, ikinci mastarın misalun, misalane, emsile yani örnekler. Peki neyin örneği bunlar? Karşılıklı benzeşmeler demektir. Bakın, müfaile babı ortaklık içindir. Bir işin karşılıklı beraber başkalarıyla yapılması demektir. Şimdi biz bu nasarayı örnek vermiş alimlerimiz. Bu nasarayı kaldıralım. Bunun yerine ketebe koyalım. Bunun yerine faale koyalım. Onu koyduğumuz zaman şu kalıbın nasara kalıbının altında şu manayı içeriyor bu ama Buraya ketebeyi koyduğumuzda şunun altındaki manayı ketebeye yüklemiş oluyoruz. Dolayısıyla bu kalıplardaki örnekler misal dediğimiz misal dediğimiz Türkçe'de kullanıyoruz. Bu örnekler başka örneklerle yer değiştirdiğinde bu bütün örnekler arasında ortak benzeşme vardır. Nerede benzeşirler? Şu alttaki anlamları kazanma açısından benzeşmeleri söz konusudur. Evet o zaman el emsiletu misaller öyle misaller ki el muhtelifetu farklı misaller bakın 24 tane farklı örnek var bunların yerine getirdiğimiz başka fiillerin aynı 24 manayı aldığı farklı örnekler var fiiller var peki bu nasara yansuru nasran nasirun mensurun lem yansur Lemme yansur, me yansuru, la yansuru, len yansura, li yansur, la yansur. Bakın unsur, la tensur, men sarun, min sarun, nasraten, nısraten, nusayrun, nasriyun, nasarun, ensaru, me ensarahu ve ensır bihi. Evet kıymetli arkadaşlar bakın bunları gördük bu 24 tane kalıbın her birisinin altında genel anlamda 14 tane yön var. Genelde bu fiillerde olur 14 tane açı. Fakat isimlerde bu sayı düşebilir. Onları teker teker kitabın sonuna kadar yani benim düşüncem 6 ders 7 derste bu emsileyi bitirip tam manasıyla anlamayı planlıyorum. Anlatmaya sizlere düşünüyorum. Ama dersleri biraz takip edildiğinde daha iyi anlaşılacağı kanaatindeyim. O zaman hemen ilk kalıbımızı görelim. Kalıbımızı görmekle yetinmeyeceğiz. Ona farklı örnekler vereceğiz. Farklı yerlere koyacağız onu. Onun önüne isim, arkasına isim koyarak size cümle kurmayı da öğreteceğim burada. Onun için iyi takip edelim. Anlamadığımız yerler olursa kıymetli arkadaşlar yorum kısmında videonun altında bulunan yorum kısmında sizler yorumlarınızı belirtiniz. Eksik gördüğünüz yerler hocam, şurayı da şöyle anlatınız dediğiniz yerler olursa oraya da temas edin. Yardımcı olmaya çalışalım kıymetli dostlar. Bizler sahili olmayan bir okyanus içerisindeyiz. Sahile ulaşmaya çalışıyoruz ama sahil gitgide uzaklaşıyor bizden. Böyle bir dilin içerisindeyiz. Zengin Arapça dili içerisindeyiz. Keşke Arapçanın bu kadar zengin olduğu kadar insanları, onları konuşanlar da başkalarına sahip çıkma hususunda biraz zengin olsalar. Keşke vicdanlarını biraz yoklasalar da insanlar etrafındaki insanların yaşadığı sıkıntılara vakıf olsalar değil mi? Ümitliyiz, iyi olacağını kaniyiz inşallah. Bu vesileyle bu alanda mesai harcayan tüm hocalarıma buradan saygılarımı arz ediyorum. Ve Arapçayı öğrenme hususunda mesai harcayan, gayret eden kardeşlerime, büyüklerime, abilerime, herkese başarılar diliyorum Rabbimden. Evet arkadaşlar, dersimize döndüğümüzde nasara diyoruz. Nasara, üçlü bir fiil bu. Biz buna sülasi diyoruz, üçlü. Bakın hemen altında manayı okuyalım. Ondan sonra bir de Osmanlıcamız da gelişecek tabii ki bu kitabı okurken. Ondan sonra bunun yerine başka bir fiil koyduğumuzda mana nasıl oluyor? Evet, nasara ne demiş? Fiili mazi. Yani geçmiş fiil. Türkçemizde diyoruz, "mazide kaldı", "geçmişte kaldı". Geçmişte yapılan bir şeyi anlatmak için biz nasarayı kullanırız arkadaşlar. Fiili mazi. bina malum. Yapısı malum. Ne demek yapısı malum? Yani o işi yapan kişi belli. Yardım eden kişi belli. Yardım eden kişi belli olmazsa binası, yapısı bu fiilin yapısı meçhul olur. Peki fiilin malum ve meçhul olması neden kaynaklıymış o zaman? O işi yapan kişi belliyse yapısı malum, değilse onun yapısı meçhul, bilinmez. Yani fiilin adam olmasını fiilin ciddi anlamda başarı sağlamasını fail ortaya koyar. Fail yapıcı özne olmadan yüklem işe yaramaz demek istiyor. Evet müfret tekildir. Yani biz bir kişinin bir iş yaptığını yardım ettiğini söylemek için bu nasarayı kullanırız arkadaşlar. İki kişinin yardım ettiğini söylemek için fiili maziyi de geçmişte iki kişinin yardım ettiğini söylemek için başka bir kalıp kullanacağız. Yani buraya başka harf ilave edeceğiz. Onu da muttaride yani birbiriyle kesintisiz kalıbın alt başlıkları altında göreceğiz. Oraya daha var. Şu an biz bu 24 kalıbı görelim. Siz şu an sadece müfretlere odaklanın. Yani tekillere odaklanın. Müfret müzekker ve eril bu. Yani Fatma yardım etti dediğim zaman Nasara diyemem arkadaşlar. Bunu ifade ediyor. Fatma yardım etti. Ayşe yardım ettiği zaman Nasara olmaz. Bu sadece eriller yani müzekker, erkekler bu işi kullandığında müfret, müzekker, gaib ve bilinmeyen bir kişi. Şimdi Ali Nasar'a yardım etti. Kim yardım etti? Evet öznemiz Ali Yun Ali yardım etti. Peki bu Ali'yi söylemediğimiz zaman Nasar'a yardım etti. Kim? O. O biliniyor mu? Hayır bilinmiyor. Buradaki gayip demesi o. Bunu ileride parmak usulleri var. 5 parmak üzerinde 14-16 tane kalıp ve 16 tane çekim şeklini göstereceğiz sizlere. Onu göreceğiz. Evet manası neymiş? Yardım etti bir gaip yani şurada hazır olmayan er. Eril kişi geçmiş zamanda. Evet fiili değiştirelim. KTB yazdı. Fiili mazi. bina malum malum yapısı var. Müfret, müzekker, gaib yani tekil, bilinmeyen, eril kişi. Manası yazdı. Bir gaib er, bilinmeyen bir kişi yazdı. Geçmiş zamanda, geçmiş zamanda yazdı. Evet Nasara dedik, Ketebe dedik, Ekele yedi. Bu da bir fiildir. Ekeleyi buraya getirdik. Bakın ne oldu? Bu farklı misallerin altına ve karşısına getirdiğimiz Onların yerine koyduğumuz bu fiiller aynı anlamları kazandı. Altlarında sadece fiili manasının o ilgili kısmı değişti. Yardım etti. Ne oldu yardım etti? Yazdı. Ekele yedi. Fiili mazi. Geçmişteki fiil. Yapısı biliniyor. Çünkü yedi. Yapan kişi belli. Her ne kadar burada olmasa bile belli yapan kişi. Ama ük ile yenildi deseydik mesela veya Nusira yardım edildi dedi dediğimizde ne oluyor? Kime yardım edildi? Kim yardım etti belli değil. Onun binası da meçhul. Evet arkadaşlar umarım bu mesele burası anlaşılmıştır. Zaten bu dersimizi izleyenler belki bir nebze bu işe adım atmış olanlar olabilir diye tahmin ediyorum. Ama sıfırdan başlayanlar için bu derste yetinmeyebilirsiniz. Başka kardeşlerimizin, başka hocalarımızın veya kitaplardan anlatılan farklı bilgiler belki Tam ifade edemeyebiliriz meseleyi. Sizlerin daha rahat anlaması için ben ifade etmeye çalışıyorum. Bir bakalım başka eserlere de göz atalım arkadaşlar. Evet. Fiili muzari. Ne dedik? Fiili mazi. Nasara. Evet. Bu nasaranın başına bir y harfi getirdiğimizde. Bu nunu hemzelediğimizde. Şu ra harfinin sonunu ötre yaptığımızda yensuru oldu. Evet. Fiili muzari. Muzari bir fiil. Peki muzari ne demek? Muzari benzeşen demek. Bak muzari de benziyor. Bir takım ortak paydaları var. Ne ile ortak paydası var? İsmi faille. İşte bunlar ileride nahiv konusu olduğu için ben sadece muzari kelimesini açıklamak istedim arkadaşlar. Fiili muzari. Binai malum. Yardım ediyor. Evet kim o yardım eden? Bilinen bir insan. Müfret. Tekil. Müzekker. Eril. Gayip şu an burada bulunmayan yani huzurda bulunmayan kişi ama belli. Şimdi çünkü buraya Ali dediğimiz zaman Ali yardım etmiş olur. Manası, e, bunun manası yardım eder. Bakın, yardım eder. Kim bir gayip er, bir kişi yardım eder. Şu an huzurda olmayan, hazırda bulunmayan kişi ama yapısı malum çünkü yapan kişi belli. Şimdiki halde şu an yardım eder. Bakın yan soru yardım ediyor. Kim? Ali, Yun, Ali. Bu fiili kullandık biz bu kalıbı. Yardım ediyor yan soru. Ali, Yun, Ali yardım ediyor. Peki buraya yan soru dediğimizde Ali yardım edecek manası da olur. E tabi ileride bir nahibi konusu yine yani cümle yapısını inceleyen ilim dalının konusu. Orada bu fiilin başına sin harfi gelirse yan soru yardım edecek olur veya sevfe yansuru yine yardım edecek olur. Biz sadece şu fiili muzarinin şu an şimdiki zamanı ve hali yani şu an şimdiki zamanı geniş zamanı diyelim yardım eder manasına geniş zamanı ve gelecek zamanı. Üç tane zaman sığdıralım biz fiili muzari arkadaşlar. Fiili maziye sadece bir tane zaman sığdırırız. O da dili geçmiş zaman. Yaptı, etti, yardım etti, geldi, gitti. Ama Oraya başka edatlar getirerek mişli geçmiş zaman da yapabiliriz onu. Onu da ileride göreceğiz. Tabi şu an bizim anlamamız gereken mesele sadece şu 24 kalıbın genel bir anlamı. Yan soru yardım ediyor dedik. Yardım eder dedik. Yardım edecek dedik. Yani 3 zamanında kapsar bu fiil. Bu fiili evirelim, çevirelim, eklemeler yapalım, çıkarmalar yapalım. 3 zamanı içerisine alır arkadaşlar. Evet nasran dedik Türkçemizdeki yardım etmek. Mastar. Yani bütün fiillerin kendisinden çıktığı ortaya çıktığı bir kalıptır bu. Yardım etmek. Nasrun da olur bu. Sadece bunu kullanım olarak bu şekilde nasran demişler. Bunların hepsinin bir hikmeti var. Neden nasra fiili kullanıldı? Bunun da ayrıca manaları var. Oralar tabii ki biraz daha derin meseleler olduğu için arkadaşlar biz genel dersimize odaklanmak istiyoruz. Mastar gayrimimi. Mimsiz mastar. Şimdi mastar dedik. Mimli mastar var. Mimsiz mastar var. O mimli mastarı ileride temas edeceğiz. Şurada gösterin ben size onu. Bakın şurada geliyor. Mensarun. Şu mimli mastardır. Bu mensar, mimli mastarın mensar şeklinde gelmesi için farklı bir tarz var. Bunun Minsar şeklinde gelmesi için farklı kalıplar var. Onlara ileride temas edilecek. Şu an sadece biz şunun mensar kelimesinin mimli mastar olduğunu bilelim. Evet burada çünkü 3 tane var. Bakın e, ismi zaman var. Yani zaman ismi, yardım etme zamanı, ismi mekan var, yardım etme e, mekanı, mastar mimi var veya mimli mastar. Mutlak anlamda yardım etmek. Mesela bakın şuraya o örnek vereyim size hemen aklınızda kalsın. Bakın dahele girdi fiili mazi binayı malum müfret müzekker gayip manası girdi bir gayip er geçmiş zamanda girdi. Gelelim buraya. O daheleyi buraya naklediyorum. Bakın nasara mensarun dedik. Dahele medhalun. Bakın medhalun. Buraya ismi mekan kullanacağız. Evet girme mekanı. Yani mesela İmara kelimesi apartman demek. Medhalul imarati. Apartman girişi. Bakın ne oldu? Bu kelimeyi orada kullandık. İsmi mekan. Mekan ismi. Yani girilecek yerin ismi olarak kullandık. Umarım meseleyi anlatabiliyorumdur arkadaşlar. Evet geçiyoruz. Bakın mastara bakalım. Müfret manası tekildir bu nasran. Manası bir yardım etmek. Bir defa yardım etmek. Yani defa değil demeyelim de bir yardım. Nasrun bir yardım etmek. Şimdi açıklıyorum. Nasara Nasara yardım etti. Fiili mazi geçmiş zaman dedik. Yansuru yardım ediyor. Fiili muzari. Nasran mastar. Yardım etmek genel anlamda bir yardım etmek. Bunların tekilleri var. Şu an tekil bunlar. Bu ikilileri var. Tesniye dediğimiz. Onun üç ve daha fazla içeren manalar var. Onları hepsini muttaride kısmında beraber göreceğiz kıymetli arkadaşlar. Evet ben şöyle bir giriş yapmak istedim size. İlk başta 3 tane fiili mazi, fiili muzari ve mastarı ele almaya çalıştık. Devamında diğer dersimizde nasip olursa ismi fail, ismi meful, fiili muzari cehdi mutlak, fiili muzari cehdi mustarak bunları ele alacağız arkadaşlar. Derslerimizi sıralı bir biçimde takip ettiğimiz zaman bunları daha rahat bir şekilde anlayabiliriz. Ben sizlere güzel çalışmalar diliyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum kıymetli arkadaşlar. Kapalı kalan yer varsa lütfen bize bildirin. Onları ele almaya çalışalım, değerlendirmeye çalışalım. Derslerimizi 20 dakikanın üzerine çıkarmamak istiyoruz ki sıkılmayalım. Boş zamanlarımızı iyi değerlendirme amaçlı böyle bir düşünce içerisinde olduğumuzu beyan ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrar yeni derslerde görüşmek üzere. Allah'ın selamı ve rahmeti hepinizin üzerine olsun.